Tarsus, Yenice Özlüce köyündeyiz ve bir narenciye bahçesindeyiz. Yanımızda da yine Evom'un bitki besleme grubunu kullanan bir çiftçi arkadaşımız var. Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz, Abdurrahman Ekiz. Narenciye bahçesindeyiz. Evet, evet, evet. Bizi özellikle ilk etapta bahçemizde ne tür narenciye var, cinsi, dönümü ve ağaç adeti hakkında bilgi verir misiniz? Tabii, bahçemiz 14 dönüm. Aşağı yukarı 500 ağaç var, 6'ya 6 ekik. 16 yaşında tek kalem Washington portakal. Gübrelemek grubunda Evom gübreyle tanışmamış, kuruluş yıllarına dayanıyor. Yani dolayısıyla bahçeyle beraber eski de evet, kullanım anlamında. Evet, evet, o derece tabanından üstüne kadar, efendime söyleyeyim, kışlık katı gübresinden, işte ağaçlar uyanmaya başladığında Şubat ayından itibaren fosforlusu, ağaçlar, fidanlar geliştikçe meyveler potaslı gübresini sürekli kullanıyoruz. Ve hiçbir MPK grubu gübre kullanmıyoruz burası. Evet, onu soracaktım. MPK kesinlikle, grubu yok. Kesinlikle. Ve tüm mallarımız ihracata gidiyor. Alan müşterilerimiz ihracata gönderiyorlar. Gümrükte kalıntı olmadığı için. Öncelikle seçiyorlar. Şimdi bakıyorum, diğer komşunuzda da benzer bitki desenleri evet. Var. Narenciyar vesaire. Siz şimdi Evom olarak farklı bir bitki besleme grubuyla çalışıyorsunuz. Evet. Diğer komşularınızdaki ürünle, siz ürünü bir kıyaslayabilir misiniz? Yani ne tür farklılıklar yaratıyor Evom? En basiti şöyle söyleyeyim, ilaçlama grubunda mesela komşularımız sürekli zenkle mücadele ediyorlar. Bizim burada çok şükür olmuyor. Çünkü o tip haşeratlar MPK gruplu, asit gruplu gübreleri sevdiği için üzerlerinde barındırıyorlar. Ama bizde çok şükür göründüğü gibi öyle hiçbir sorun yok. Çünkü saf, efendime söyleyeyim, organik olduğu için böyle bir problem yaşamıyoruz ilaçlamada. Bunun dışında ağaçların gelişimi, filizlenmesi, çıkan meyvenin kalitesi, raf ömrü veya tonajda bir farklılık yaşıyor muyuz? Çok çok. Mesela alan müşteriler, hani bizim tabirimizle söyleyelim, bir kabal derler, bir de kiloyla, biz sürekli kiloya giriyoruz. Çünkü Evom gübrenin potas grubunu kullandığımızda içerisinin yoğunluğunu, özünü sağlıyor. Ve meyveler atıyorum 100 gram geliyorsa 120-130 gram geliyor. Şaşırıcı bir şekilde. Ve alan müşterilerimiz biliyorlar, biz sürekli kiloyla veriyoruz. Bu da diyorsunuz Evom'un farkı. Elbette ki, kesinlikle. Şimdi bizi yurt genelinde Türkiye'mizin her tarafından değişik evet. Ürün yelpazesi çalışan çiftçilerimiz, köylülerimiz izliyorlar. Evet, evet. Evom'la ilgili olarak son olarak ne söylemek istersiniz bizi izleyen izleyicilerimize? Vallahi bence çok büyük bir kayıp. Gerçekten kullanmamak. Söylüyorum. Aynen öyle, çok bir büyük kayıp. Yani kullansınlar, hiçbir şey değişmez. Bir görürler. Farkını kendileri görürler. Yeter ki bir denesinler. Kesinlikle, kesinlikle Evom gübreyi kullanmaları lazım. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Yani, hayırlı hasatlar diyoruz. Bereketli olsun. Ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Ben Hasan Atay, Ürgüp Merkez'de 28-30 dönüm kadar patates yetiştiriciliği yapmaktayım. Burada Arya, Sante ve Hermes cinsi pateteslerimiz mevcut. Bu sene Evom gübreden kullandığımız Hennabilek taban gübresi. Çıkıştan sonra Evom 33, ondan sonra Hümik asit, Ehum ve beraberinde Pogal. Pogal yine beraberinde hümik asit. Ardından da Elon ve hümik asit kullandığımızdan dolayı bu sene geçen seneye bakarak verimimizde inşallah biraz fark etme oldu. Hümik asit kullandığımızda Ehum'u, yeşil aksam bayağı. Bizim buralar genelde dere kenarı olduğu için çiğ düşme olasılığıyla hastalık da fazla geliyordu. Ehum'u kullandığımızdan dolayı yeşil aksam bayağı bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalığa karşı da, mildiyo hastalığına ve benzeri hastalıklara karşı da daha da dayanıklı olmaya başladı. Bu sene ilk yıl olmasına rağmen Evom gübreden biz çok memnun kaldık. Bütün çiftçi arkadaşlarımıza da gönül rahatlığıyla kullanmalarını tavsiye ederiz.